Amirim ben yazabilir miyim? Yaz lan yaz. Şimdi en başa müsteşar yaz. Müsteşarın yanına bitire çek, karısı yaz. Parantez içinde isimlerini yazayım mı amirim? Yok gerek yok oğlum. Neyse lan karısının ismini yaz oraya. Aynur, Aynur. Şimdi müsteşardan aşağı doğru bir ok çıkar. Sekreter Sevim yaz. Şimdi parantez aç, ölü yaz. Sevim'in yanına da bir tane tire çek. Arif yaz oraya. Onu da parantez aç, altına ölü yaz. Şimdi Arif'ten aşağıya bir ok indir. Evet, Hakan yaz. Biz onu Tayyar olarak tanıdık tabii. Ona da ölü yaz. Bu ne ya? Bunların hepsi ölmüş. Tövbe estağfurullah. Ha. Şimdi yukarıda Aynur var ya. Aynur yanına bir çarpı koy la. Evet. Evet. Bürokrat yaz. Yener Üstün. O kimdi abi lan? Ya işte Yener Üstün. Bürokrat. Bu adam yaşasaydı müsteşarın yerini alacaktı. Tamam da abi sen soy ağacını çıkaracaksın. Yetmez mi daha? Ha. Geç de geç. Evet. Şimdi. Müsteşarla Sevim'in bir ilişkisi vardı. Doğru mu? Hı? Yener, müsteşarın yerine geçmek istiyordu. O yüzden müsteşarla Sevim sevişirken ona gizli kamerayı aldı. Bu durumu karısı fark etti. Korumasından bu görüntüleri ele geçirmesini istedi. Bu koruması hani kel kafalı, R'leri söyleyemeyen bir herif vardı ya. Arif abinin vurduğu. Hah işte o. Adam görüntüleri ele geçirdi. Ama önce Sevim'i, sonra ardından kaza süsü vererek Yener Üstün'ü de ortadan kaldırdı. Böylece dosya kapandı. Ama Arif karısının intikamını almaya kalkınca iş müsteşara kadar geldi. Ha, sen olmasaydın müsteşarı da öldürecektin. Yok lan müsteşarı değil, karısını öldürecekti. Onu nereden biliyorsun abi? E oğlum Arif abisine her şeyi anlatmış la. Abisi de ölmeden önce bana anlattı her şeyi. Tamam abi de biz ne yapalım şimdi? Anlamadım ki ben. Bu müsteşarı alalım mı? La oğlum ne alakası var la? Neye içeri alıyorsun sen? Bizim önce bu kamera kaydını ele geçirmemiz gerekiyor. Sonra? Görüntüleri müsteşara verip karısının neler çevirdiğini göstereceğiz. Sen aile faciasına yol açacaksın abi. Başka bir şey değil ki. Bu görüntüleri nereden bulacağız peki? Şu olay yerinde zarar gören bir şey vardı ya. Disk miydi? Neydi? Harici hard disk amirim. La sen sus la. Daha fasulyeden hiçbir şey bilmeden konuşuyor. Ha işte ondan. Neyse işte onu Sıtkı tamir etmişti. Görüntüler onda var. Bir ara Sıtkı ile konuşalım da onları ele geçirelim. Peki sence müsteşarın hiçbir şeyden haberi yok mu abi? Vallahi bence hiçbir şeyden haberi yok herif. Bu Emre cinayetinin dosyası hazır mı? Evet amirim hazır. Cemil Keser. Ha. Ercüment Çözel'in fabrikasında düne kadar bekçiydi o herif. Şimdi Emre'nin katili. Olay yerinde ele geçirilen boş kovan, vücuttan çıkartılan çekirdek ve silahtan alınan numuneler birbirine uyum sağladı. Yani Emre'yi öldüren silah, Cemil'in bize teslim ettiği silah. İtiraf etti zaten. İtirafınızı la şimdi. Nerede kalıyormuş bu Ercüment? Biliyor mu lan? Hala Ankara'da. Şu neydi? Residence Hotel mi? Öyle bir yerde kalıyor. Yürü la bir bakalım şuna. Geldiniz. Merhabalar. Ercüment Çözer. Odasında mı acaba? Kim soruyordu? Arkadaşlarıyız biz. Çok yakın. Kim arıyor diyeyim? Behzat. Harun. Harun Sinanoğlu. Efendim. 2 dakika beklesinler, geliyorum şimdi.
adam. Ne diyor? İniyor. İsterseniz lobide bekleyebilirsiniz. Burada otel fiyatları ne kadar odaları? Oda fiyatlarımız değişiyor. Ha. Bu Ercü hangisinde kalıyor? Ercüment Bey Kral Dairesi'nde kalıyor. Tamam, ben de orada kalmak istiyorum. Ne kadar? Gecelik fiyatlarımız 15 bin dolar. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Müsteşarın başı ağrırsa benim de ağrır. Hı, güzel. Aynur Hanım'a haber verin. Tamam, selam söyleyin. Yarın o da gelsin. Olur mu? Tamam, ters bir şey olsa haber verin bana. Oldu, hadi. Hoş geldiniz. Geç otur şöyle. Ben sizin memurlarınızdan biri değilim Behzat Bey. Bana emir kipiyle konuşamazsınız. Kip ne? Buyurun şöyle oturun. Bir arzunuz var mı Ercüment Bey? Ben bir kahve alayım. Siz efendim? Yok. Yok, ben bir şey almayacağım. Ben bir çay istiyorum. Bir de yanına böyle bisküvi getirsin. Hangi bisküviden arzu edersiniz? Arzu etmiyorum bana. Böyle bir tane bisküvi getir. Çayın yanında yiyeceğim. Tabii ki efendim. Emre'yi öldüren adam geçen gece karakola teslim olmuş. Güzel, katili bulmanıza sevindim. Günün içi biraz olsun rahatlayacaktır. Haber verdiniz değil mi kendisine? Yok, biz haber vermedik. Belki sen vermişsindir ha. Nasıl, anlayamadım. Neyi anlamadın lan? Adam Türkçe konuşuyor. Biz vermedik diyor. Belki sen vermişsindir diyor. Haberim olsaydı verirdim. Yani adamı tanımıyor musun sen? Nasıl tanıyacağım? Çözer Pilac'ın sahibi sen değil misin lan? Benim şirketlerimden biri, evet. Ne işte? Bu adam o soğuk hava deposunda çalışıyormuş. Adı da şey, Cemil. Yani? Hmm. Yani kaç para verdin lan cinayet üstüne alması için? Beni suçlayacak kanıtınız var mı? Ha. Emre'nin öldürüldüğü gece senin arabanı görmüşler. Görmüşler. Olay yerindeymiş. Hmm. Peki bu gören insan plakayı okuyabilmiş mi? Geçiyorsun lan sen. Bence siz benimle geçiyorsunuz. Yani şirketlerimde çalışan binlerce insandan biri bir cinayet işliyor. Suçlusu ben mi oluyorum? İzin verirseniz benim birkaç işim var. Ben bunların parasını ödeyeyim mi, sen öder misin? İyi geceler. Bak ya, ben öderim bunları ha. Ne ki yani? Harun, böyle danalar gibi geviş getirmeye devam edersen bundan sonra yanıma Selim'i alacağım. Anladın mı lan? He? Tamam lan. Oh! Ne alakası var ki şimdi ya? Olmuş hala. Yok canım. Nedir, kafasına sıkmışlar. Hmm. Sus la bir sus. Şu ölmeyi versene la. Kalk la, kalk, kalk! İçim geçmiş abim ya. Kimmiş la? Osman Yüzer. Merkeze bildirdik. Araştırılıyor. Görgü tanığı var mı da? Şuradaki dayı bulmuş. Cesedi nasıl buldun dayı? He? Dayının kulakları mort. Yüksek yüksek. He. Cesedi diyorum. Nasıl buldun? Düşerken gördüm.
Her işin de ceset görüyor ha. Nasıl? Sabah namazına gidiyordum camiye. Prostatım var, tutamadım eve kadar. Ha, sen bu Osman'ı tanır mısın? Tanırım, mahalleden. Ne iş yapar? Tamirci, araba tamircisi. Usta. Gördüğün birileri sesmez, şüpheli müpheli. Var mı bir şey? Ne bağırıyorsun yaşlı adama ya? Adamın kulakları duymuyor, ne yapayım? Ben sağır değilim ama. Eyvallah dayı. Sıkkı. Ne var abi? Var var, bir şey var. Senden bir şey isteyeceğim ama aramızda kalacak. Nedir o abi? Bu müsteşarın koruması vardı ya hani, kabak kapalı kafasından vurulmuştu. Hı. Onun evinde bir tane biz kırık disk bulmuştuk. Harici art disk. Yani ne işte oğlum. Müsteşarla sekreterinin sevişme görüntüleri olan. O görüntüler bana lazım. Abi onlar toplatıldı, bende yok ki. Nasıl la? Bulamaz mıyız? Ne yapacaksın? Niye soruyorsun ki? Ya Sıtkı, bir kere de soru sorma la. O görüntüleri benim bulmam lazım. Sıtkı! Gel. Buyurun savcım. Anlatacaksın birazdan, bir dakika. Dış kapı olayının balistik raporunu göndermedin hala. Ceviz olayının vezin tutanağına da ekle. Sana bir şeyi 40 defa hatırlatmam mı gerekiyor Behzat, yapman için? Yarın göndeririz. Yok, yarın olmaz. Bugün büroya gittiğinde ne eksik varsa tamamlıyorsun ve bana gönderiyorsun. Biliyorum, abinin işiyle uğraşıyordun. Ama bitti artık. İşine odaklan biraz. Başına bir şey gelmesinden korktuğum için dediğini dinlemedim. Anlamıyor musun? Yarın ne istiyorsanız hepsini paketler göndeririz. Biz dediğimizi yaparız. Harun! Ha. Siz bu olayı bırakın lan. Bu yenen üstün denilen adamın evine gidin. Anası, babası, karısı, hayatta kim varsa onlarla bir konuşun bakalım. Ölümünde şüpheli bir durum var mı, bir araştırın. Tamam. Müsteşar olayına giriyoruz yani kesin. Ha. Akademili olmayanlar isteğe bağlı giriyormuş. Bir şüphen mi var la benden? Yo, şaka yaptım ben sana. Tamam lan. Yürüyün lan. Hadi hadi. Hadi la. Pazının ortasını yiyeceğim bir tane. Amirim, Yener'in karısından olayla ilgili bazı belgeler aldık. Ne belgesi lan? Bir sürü bir şey işte. Yener'le şoförü kaza geçirmiş. Araba da kazadan sonra yanmış. Raporda elektrik aksamında sorun olduğu yazıyor ama olay yeri raporları tamamen düzmece. Neredesiniz lan siz? Adliyeye giriyoruz. İşin aslına bir bakalım. Kaza tespit tutanağını aldık. Bilirkişinin raporuna bakacağız. Bir şey çıkarsa bizi de arayın ha. Bulabildin mi lan? Şu kapıyı kapasana abi. Taksana bir bakalım. Oo. Amcaya bak ya. Vay vay vay. Amcama bak amcama, fantezi adam ha. Niye istedin sen bu görüntüyü? Müsteşara vereceğim. Nasıl abi? Sen ne dediğinin farkında mısın ha? Aha. Sıtkı abi devreyi yaktı. Ne oğlum, merak etme, ben seni bulaştırmayacağım ama. Sana gerek yok ki. Bunu müsteşara verirsen ben kafadan biterim zaten. İyi tamam da Sıtkı abi, sence amirim niye istedi bu görüntüyü? Arşivine mi katacak ya? La oğlum bir sus la, bir sus. La oğlum, müsteşarın hiçbir şeyden haberi yok. Yani bu görüntüleri verirsem karısının ne halt ettiğini belki anlar diye. Bir şeyler yapabiliriz diye. Dosya çoktan kapandı Behzat. Bırak sen de. Bak, müsteşardan karısının yargılamasını umarak iş yapılmaz, tamam mı? O yargılamazsa ben yargılarım. Bu herif yüzünden bir sürü adam öldü be. Kardeşim bile bu yüzden gidecekti. Aa, Şevket abi nasıl oldu? İyi la iyi. Uludağ'a gitti. Çoluğu çocuğu topladı, tatile çıktı. Unutma Behzat. Benim de çoluğum çocuğum var. Eyvallah Sıtkı. Yürü. Bir arıza çıkmasın Behzat. Yok. Sohbet edeceğiz sadece.
Hadi yırttın. Beni sana avukat yazdılar. Kesin çıkarttım seni. Niye geldiniz? Oğlum, Ercüment'i kolladığını biliyoruz. Seninle anlaşma yapmaya geldik. Anlat kurtul. Ne anlatayım? Dünya gaz ve toz bulutuydu. Oradan başla sen. Ercüment'i tanıyor musun lan sen? Hayır, tanımıyorum. O kim? Nasıl tanımıyorsun lan? Yanında çalışmışsın adamın. Seni hiç kan aldırdın mı lan? Kanka. Bildiğimiz kan aldırdın mı lan kan? Evet aldırdım. Ne olmuş? Aldırdın mı peki sen hiç kan ha? Ha? Senin şunun kaynağını alırım lan, anladın mı? Bu Ercüment iblisi içi üstlenmenin için ne kadar verdi lan sana? Beni böyle tehdit edemezsin. Burası karakol değil. Kimse bana para falan da vermedi. Adam anama sövdü, ben de öldürdüm. Hepsi bu. La havle ve la kuvveti. Allah'ım yarabbim. Ya oğlum. Ercüment'i tanımıyorsan bile o yaptı de. Kurtul işte. Ha? Hayır, ben yaptım. Gardiyan! Adana ye le! Lan oğlum otur lan yerine. Abi iki dakika olmadı daha. Oğlum bir şey yaptığımız yok işte. Sohbet ediyoruz. Başka yerdeydin abi. Her yerde kamera sistemi var. Burada gizli saklı sorgulama mı yapılır? Size değil, bana kayarlar vallahi. Tamam lan tamam. Al maksimumunu yemedik. Biz bu Ercüment'e dokunamayacağız ha. Anlamadım lan ben de. Nere? Ne bileyim lan ben. Pavyona. Ercüment Bey. Tanıyorsunuz beni. Tanıyorum, buyurun. Gül hakkında bir şeyler konuşmak istiyordum sizinle. Anlamadım. Bugün Gül'le bir tartışma yaşamışsınız galiba. İşten çıkarmışlar sizi. Evet, kovdurdu beni. Onun niyeti böyle bir şey değilmiş aslında. Yani çok pişman. Gül Hanım mı söyledi bunları? İçeride konuşmaya devam edelim mi? Birazdan yatacaktım aslında ama. Yalnız mısın? Evet, ne oldu? Ben anlamadım. Bu herif nasıl inat ediyor ya? Ediyor işte oğlum. Bildiğin inat ediyor. Ben yaptım diye başka da bir şey söylemiyor. İnsan pişmanım pişmanım der değil mi? Yok, hiç öyle bir şey yok. Amirimle ikimiz gittik. Bizi dövüyordun neredeyse geldik diye ya. Siz ne yaptınız la? Gittiniz mi trafiğe? Ha, gittik. Bu Osman'ın neden öldürüldüğünü bulduk. Neymiş la? Şimdi bu Yener Üstü'nün yaptığı kazada Osman bilirkişi. Nasıl la? Evet. Bu Osman olayı biraz karışık aga. Herifçi oldu düne kadar beş parasız aç bir ilaç gezerken bir anda etrafa para savurmaya başlıyor. Ne iş yapıyormuş da bu? Sanayide usta. Yener'in arabasının bakımını bu herif yapmış. Ben sana diyeyim aga. Osman cinayetini direkt müsteşarın karıya bağlarız biz. La oğlum ne alakası var la? Öldürmek için şimdiyi mi beklediler? Madem öldüreceklerdi adamı, niye o kadar parayı verdiler la? Bizim olayın üstüne gittiğimizi öğrenmiş olmasınlar ya. Nereden öğrenecekler oğlum ya? Daha başlayalı kaç gün oldu ya? Ne bileyim oğlum, muhbir falan mı var lan? Selim olabilir abi. La oğlum bir sus la, bir sus. Şaka yap. Yapma şaka. Şimdi bu Hakan ortalığı karıştırınca bu herifler de arkada kimseyi bırakmak istemediler bence. Elimizde kalan yalan. Yapacak bir şey yok. Başlıyoruz. Efendim? Ha, evet tanıdım. Tabii yalnız bir yarım saatlik bir işim var. Ondan sonra müsaitim. Olur mu? Tamam, nerede?
Ha, biliyorum orayı, evet. Biliyorum. Tamam, görüşürüz.